Merhaba arkadaşlar. Sizden gelenler serimizin dördüncü dersini çekiyoruz. Burada gelen bir sorumuz var. Meteoroloji merkezi için bir program tasarlanılması istenilmiştir. Programın çalışma şekli şöyle olmalıdır. İlk önce herhangi bir ay için sıcaklık bilgisi girileceği kullanıcıya sorulacak. Girilen sayı bilgisine uygun olarak o ayda kaç tane gün var ise kullanıcıdan gün sayısı kadar sıcaklık bilgisi girilmesi istenecektir. Şubat ayı 28 alınız. Sıcaklık veri girişi bittikten sonra o ayın sıcaklık ortalaması ve en düşük sıcaklık bilgisi ekrana yazdırılacaktır. Burada sadece en düşük ve ortalamayı istedi. Biz çözümümüz de hazır elimizdeymişken en yüksek sıcaklığı da bulalım. Bu işlem sonra program sonlanacaktır. Örnek çıktı şöyle olacak. Şubat ayına ait ortalama sıcaklık bu kadar derecedir ve en düşük sıcaklık 6. günde 10,1 derecedir gibi bir çıktı isteniyor bizden. Hemen kodumuza bakalım. Program CS. Öncelikle değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Gün sayısı şöyle bir integer dizisi tanımladık. Şubat 31 gün, Ocak 31 gün, Şubat 28, Mart 31, Nisan 30 şeklinde. Daha sonra ay isimlerimizi bir string diziye aldık sırayla. Girilecek ay integer. Bunu 0, 1, 2, 3, 4 diye hangi ayın sıcaklık değeri girilecekse onun numarasını istiyoruz. Ve en küçük gün yani ayın hangi günü en düşük sıcaklık değerine sahip 6. gün, 5. gün burada tutacağız. En büyük gün de aynı şekilde en küçük gün gibi ayın en yüksek sıcaklığına sahip günün numarasını burada tutacağız. String okunan biz şurada console readline ve aldığımız sıcaklık değerlerini burada string değeri tutacağız. Sıcaklık değerlerini bir double dizide tutacağız. Çünkü sıcaklık her zaman tam sayı olmaz. Burada eşittir new double deyip yeni bir dizi oluşturmamamızın sebebi hangi ayı seçecekse o ayın gün sayısı kadar bir dizi büyüklüğüyle oluşturacağız. Double temp bir geçici alan bize lazım olacak ileride. Nerede lazım olduğunu göstereceğim ileriki kodlarda. Ve toplam ortalamayı hesaplamak için bize lazım. En küçük, en düşük sıcaklık, en büyük sıcaklık ve ortalama değeri. Bir label oluşturuyoruz. Label değeri şu arkadaşlar. Örneğin burada ay değeri alma bazı şartlar olacak. Eğer şartlarımızı sağlamazsa go to ay değeri alma diyerek programı tekrar buraya getirebiliyoruz. Bir label oluştururken dikkat etmemiz gereken konu label sonu noktalı virgülle değil iki nokta üst üste ile bitiyor. Ve console write line ile girilecek ay numarasını alıyoruz. Ocak için 1, Şubat için 2. Daha sonra integer nokta 32 try parse metodunu kullanıyoruz. Okuduğumuz bu string değeri integer'a çevirmek için. Bunun nasıl yapıldığı ile ilgili, bu metodun nasıl kullanıldığı ile ilgili şu linkteki videoyu izleyerek ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. Ama temelinde gene ben şöyle söyleyeyim. Birinci parametre string değer alır. İkinci parametre out parametresiyle, bu C# içerisinde bir parametre. Out parametresiyle integer değerimizi, yani bu string değeri hangi değere atamamızı istiyorsak onu veriyoruz. Bu metot sonucunda eğer başarılı olursa girdiğimiz değeri integer'a çevirebilirse girilecek ay integer artık ilgili değeri almış oluyor ve sonuç olarak true döner. Başına değer işaretini koymamızın sebebi eğer şu işlem bir integer değer sonucunu buraya atayamazsa false değer döneceği için buraya gelecek. Girilecek ay birden küçük olamaz. Çünkü ayın en ilk günü 1, 0. gün diye bir şey olmaz. Girilecek ay 1 ve 12 arasında olması gerekiyor. Eğer bunlardan biri değilse girilen ay numarası doğru formatta değil diye uyarı verip ay değerine gelir ve şu kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır. Ta ki 1 ile 12 arasında bir değer gelene kadar. Daha sonra artık hangi ayı gireceğimi biliyorum. Sıcaklık değeri dizi değişkenimi şurada. Sıcaklık değeri dizimi
new double diyerek girilecek ayın şurada gün sayıları dizisinde girilecek ayın bir eksiği. Çünkü indekslerde dizilerde indeks sıfırla başladığı için adam bir yazdıysa bunu eksi bir diyerek sıfırıncı yani Ocak ayına getirmemiz lazım. Ve bir for döngüsü dönüyoruz. Sıfırıncı indeksten başlayıp ay gün sayıları şuradaki değerden girilecek ay bir dediyse sıfırıncı gün kadar bir for döngüsü dönüyoruz. Sıcaklık değeri giriniz. Burada for döngüsünde şöyle bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım. İ değerini ben for döngüsünde arttırmıyorum. Bunun sebebi şu. For döngüsü içerisinde ilk denemede adam kullanıcımız doğru bir sıcaklık değeri girmemiş olabilir. Ondan dolayı tekrar tekrar bu döngüyü çalıştırıp bütün doğru değerleri almamız gerekiyor. İ değerini for'un içinde döndürüyorum. Sıfırıncı günün sıcaklık değerine girin. Sıfırıncı günde şu pardon parametre olarak sıfır alıyor. Bunun anlamı şu. Console write'dan içerisinde eğer süslü parantez içerisinde bir sayı görürseniz sıfır mesela git virgülden sonraki sıfırıncı elemanın i artı bir oluyor bu. Değerini getir buraya gir. Örneğin sıfırın sıfırsa birinci günün sıcaklık değerini gir. Okunan değer ve diyorum ki double parse eğer işlem yapamazsa okuduğu değeri double'a döndüremezse girilen sıcaklık değeri doğru formatta değil deyip continue diyorum. Continue şu for döngüsünde veya while döngüsünde kullanıldığında continue kendisinden sonra gelen kodları pas geçerek tekrar döngünün başına gelir. Tekrar döngünün başına geldiği için şurayı tekrar çalıştırır ve i değerini arttırmadığımız için burada bir sonraki basamağa geçmemiş olur. Eğer doğru bir şekilde double'a döndürdüysem ben burada artık temp değerinin temp değişkenin değeri okuduğum değerdir. Ve onu sıcaklık değerlerine aldım. Ortalama hesaplamak için aldığım temp değişkenini sıcaklık değerini toplamaya ekledim ve i'yi 1 arttırdım. Daha sonra eğer okuduğum mevcut sıcaklık bilgisi daha önce hafızada tuttuğum en küçükten küçük ise artı benim yeni en küçük sıcaklık değerim şu an okuduğum sıcaklık değeri ve en küçük günüm de şu an okuduğum değer i gün değeridir. Yok eğer okuduğum sıcaklık değeri en büyük sıcaklık değerinden büyükse en büyük sıcaklığım artık yeni şu an okuduğum sıcaklık ve en büyük günüm de şu an okuduğum gün değeridir. Bu şekilde for döngüsüyle bütün günlerini alıyorum değerini. Daha sonra for döngüsü bittikten sonra ortalamayı bu şekilde hesaplıyorum. Toplam bölü ay gün sayıları artık hangi ayın değerini aldıysam ilgili diziden 30 gün, 31 gün, 28 gün neyse ortalamayı alıyorum. Console write'dan diyorum ki 0 süslü parantez içerisinde virgülden sonraki 0 ilk değer neymiş? Ay bilgisini getiriyor. Örneğin Şubat, Mart, Nisan, Mayıs neyse. Ayına ait ters slash en alt satıra geç demek. Ortalama sıcaklık 1 virgülden sonraki birinci değeri getir. Birinci değerimiz ne? Ortalama. 2 nokta alt alta F2'de şu. Noktalı sayılarda virgülden sonra 2 sayı getir demek. Alt tire en ters slash ne? Alt satıra geç. En düşük sıcaklık 2 ikinci gününde yani şurada en büyük gün en küçük gün bu şekilde değeri okuduğumuzda sonuç olarak karşımıza şöyle bir ekran çıkmış oluyor. Bu sorunun cevabı da bu şekilde çözülüyor arkadaşlar.